Emin Alper'in son filmi Kurak Günler 9 Aralık'tan beri vizyonda Mayıs'tan beri de hayatımızda özellikle Kandı Queer Palm kategorisinde aday olduktan sonra ve premierini orada yaptıktan sonra çok konuşuldu film. Bunu konuşulma nedeni de devlet destekli bir film olarak bu kategoride yarışmasıydı. Herkes filmi birçok noktasından çekiştirip bu konuda eleştirenler de oldu. Gaza gelip sinemaya giden izleyenler de oldu. Çok tartışıldı film ee, ve bu tartışmaların sonucunda da hak ettiği izleyiciyi buldu mu bence henüz bulmadı. Yani yaklaşık 200 bin civarı seyirci gözüküyor şu an box office sayılarında. Ki Arpen Alper'in önceki 3 filminden çok daha yüksek bir sayı toplamından yüksek bir sayı. Ama hala sinemalarda bence hak ettiği yer değil çok daha fazla izlenmesi lazım bu filmin. Hala vaktiniz varken gidip izleyin çünkü dijital platformlara gelmesine daha var. Türkiye'de bir sinemada yayınlandıktan sonra filmin dijital platformlara gelmesi yaklaşık 5 ay ücretsiz platformlara gelmesi de 6 ay sonra oluyor. O yüzden vaktiniz varken kaçırmayın derim. Şimdi spoilersız olarak Kurak Günler'le ilgili söyleyeceğim aslında çok fazla bir şey yok. Aslında zaten bu filmin spoilerlı kısmını hani özellikle spoiler spoiler diye bağırarak konuşmaktan da çok Filmin derdine tasasına biraz düşeceğiz bu videoda. Neydi amacı, ne amaçladı, biz ne anladık, benim derdim ne? Hani bu film beni bir, bir karaktere yakınlaştırdı mı, bir karakterden uzaklaştırdı mı? Bana acayip siyasi, politik bir eleştiri mi sundu? Ne yaptı bu film? Biraz aslında bunu konuşacağım. o yüzden hani spoilerlı kısım direkt başlıyor diyebilirsiniz. Spoilersız kısmı sanırım yatay bakışta biraz daha uzun. Konuşmuştuk. E, yine merak edenler varsa o videoya da bakabilirler. Evet aslında Kurak Günler bir savcı ve hakime açılıyor. Ve savcı ve hakimeyi koca bir böyle obruğun başında görüyoruz. Posterde de bu obruk e, aslında şöyle tasvir ediliyor. İçine böyle kırmızı o kan dolarken tasvir ediliyor. Bu kan da aslında başta yine filmin obruktan uzaklaştığımız sahnesinden sonra yolda gördüğümüz, yolda sürüklenen domuzun kanı muhtemelen ve o kanın uzantısında da savcı araba sever uzantının üstünden kasabaya giriyor. Şimdi burada zaten ilk başta özellikle savcı ve hakimin açması, gündüz obrun içine bakarken açması çok güzel bir detay. Yani bizim Türkiye'de en büyük dertlerimizden biri zaten adalete ulaşmak ve adaletin en önemli iki karakteri de burada. Savcı hani hem halk için hem devlet için soruşturan, sorgulayan Dava açan kişi olması gerekirken burada bambaşka işlerle uğraşıp aslında başına kendi başına iş açıp sonra bunu toparlamaya çalışıyor. Diğer tarafta hakime aslında kurallara uyması gereken tarafsız olması gereken ve kanunları uygulayıp hükmü vermesi gereken kişiyken o da aslında kendi rahatı için aman e, savcı bey başımız yanmasın bak burası küçük yerdir. Sen belediye başkanının yemek teklifini kabul et. Çok da uzatma. Bunlar burada konu olur. Bir şey olmaz ya. Yani. Normal böyle şeyler." diyerek aslında aynı adalet parçasının en önemli iki isminin nasıl iki farklı tarafta durduğunu göstererek başlıyor bize. Zaten filmin tamamı aslında iki farklı taraf varmış gibi başlıyor bu şekilde ve bu tarafların hepsi iç içe giriyor. Hem kendi çıkarları için hem kendini kurtarmak için hem düzenin içerisinde aman benim kariyerime bir şey olmasın demek için kimse hiç konuşmuyor çok sessiz kalıyor. Sessiz kalmak da aslında suça ortak olmak gibi bir noktaya getiriyor film ki bunda da çok haklı. Ben de filmi izlerken genelde şunu hissettim. Yani her her bir karaktere özellikle bir yakınlık duymaktan çok ben bu durumda kalsam ne yapardım sorusunu belki de film çok rahat bizim e, kafamıza gözümüze vuruyor. En önemlisi de bu. Yani mesela şu eleştiri çok gördüm filmleri gibi. Ya bizim yaşadığımız şeyleri bize anlatıyor. Bu bu kusura bakmayın da bu saçma yorum mesela şeyde de olmuştu. Bir Başkadır dizisinde de olmuştu. Bizi bize anlatıyor abi falan gibi. Ya hiç kimse size sizi anlatmaya çalışmıyor aslında. Yani bu filmler bir ses olmaya çalışıyor. Tarihe bir imza da atmaya çalışıyor. Bir ciddi bir politik eleştiri de getirmeye çalışıyor. Hiçbirini de yapmıyorlar bir. Ama sizi size daha anlatacağım ben. Bak şimdi sen kendine bilmiyorsun. Bir dinle benden gibi bir derdi yok bu filmler. Aksine bu film bizim çıkaramadığımız bir ses de olmaya çalışırken bir yandan da bizi kendi vicdanımıza da bırakıyor. Ben şunu düşündüm mesela ben orada gerçekten böyle bir hakim olsam gelsem oraya işte yeni atanmışım kariyerimin başındayım derdim tasam yok. Ama bir bakıyorum ortalığı bok götürüyor. Tecavüzler havada uçuşuyor. Belediye başkanı seçim için uğraşıyor. Ve öyle bir iklim var ki siyasi iklim. Siz bunlara ters gittiğiniz anda ki bunun canlı örneklerini çok gördük yani. Bir konu düşüyor Twitter'a. Bir savcı bu konuda açıklama yapıyor. Ya da yapabiliyordu eskiden. Ya da birisi çıkıp konuşuyor. Ya da bir savcı bir karar alıyor. Aklında soruşturma başlatıyor. Ertesi gün bakıyoruz sürülmüş. Hakim görevden alınmış. Öbür, i̇şte avukat barodan atılmış falan. Yani bunların hepsini gördük, yaşadık. ha yani daha önceden ölümler de yaşadık. Yakın dönemde de yaşanıyor bunlar. O zaman şunu soruyorum ben de kendim. Ben olsam ne yapabilirdim? Bakın hani vicdanı falan her şeyi bir kenara bırakıp hayatta kalma içgüdüsüne yönlendiriyor ya sizi bu yaşam. Film de aslında bunu konuşmaya çalışıyor. Yani herkes aslında o domuz gibi, baştaki domuz gibi hayatta kalmaya çalışıyor. Bunu vicdanını tamamen yok edip hiç yokmuş gibi davranarak yapanlar da var hakime gibi. Bunu vicdanıyla muhasebeye girip kavga edip yapanlar var savcı gibi. Bunu tamamen konfor alanında ben belediye başkanı olayım bir şekilde avukat da olmuşum. Ama bilmiyoruz mesela avukat title'ını nasıl aldı? Gerçekten aldı mı almadı mı? Mesela bu, bu tarz karakterleri çok görüyoruz ya Twitter'da vesaire de, de internette gazetelerde sağda solda. Bazı karakterler var böyle avukat yazıyor ama avukatlıktan bir haber. Hiç yapmamış bu title'ı nasıl aldı, üniversite diplomasını aldı, nasıl belli, asaldı belli değil. Böyle bir karakter var, kendi konfor alanını yaratıyor. Yine keza yanında tırnak içinde bir dişçi var. Baksan bunların hepsi aslında çok iyi eğitimlerden geçmiş. daha nasıl diyeyim rasyonel düşünebilme yetisine sahip insanlar olarak algılamamız gerekirken elinde silah sokakta domuz peşinde koşan sıktığı kurşunun bir çocuğu öldürebileceğini bir insanı yaralayabileceğini düşünmeden hareket eden insanlar olarak karşımıza çıkıyorlar ve bu karakterlerin her ele attığında aslında hiçbiriyle direkt empati kuramıyorsunuz. Direkt bir nefret de edemiyorsunuz. Böyle çok tuhaf ve ya ben bunlardan bir empati kurarım dediğiniz anda da aslında hep başınıza bir iş geliyor. İşte savcı Emre öyle bir durumda kalıyor ki bir tecavüz suçunun, tecavüz olayının parçası olup olmadığının farkında değil. biz o anda bütün güvenimiz yıkılıyor. Aslında Türkiye'nin bütün tarihi böyle ya. Yani bugün bakın hep böyle karakterler, title'lar, o title'lara sahip kişiler hep yer değiştiriyor. Bugün çok güvendiğiniz biri yarın hakkında bir şey çıkıyor. Oha bu adam böyleymiş, bu kadın böyle miymiş, biz buna güvenmiştik oluyorsunuz. Ama sonra şu paranoya giriyorsunuz. Ya yalan söyleniyorsa, ya işte basın doğru yazmıyorsa, basına güvenemiyorsun bu sefer. İşte buradaki gazeteci karakterine geliyoruz. Gazeteci karakterine de mesela Murat karakterine de Emre bir başta güvenecek gibi oluyor. Sonra devamlı işte yalan haberler çıkıyor, onunla konuştuğu şeyler sızdırılıyor. ...onunla görüşmeleri hemen halkın diline dolanıyor vesaire. Bu sefer onlar onların arasında paranoya başlıyor. Aslında bizim yine yaşadığımız bir şey bu. Yani o savcıya güveneceğiz, haber çıkıyor, paranoya yaşıyoruz. Gazeteciye güveneceğiz, onun gazetesi bir şey yapıyor, biz de paranoya başlıyor. Bu bitmeyen bir şey. Herkes yer değiştiriyor. Artık biz burada kafayı yemiş durumdayız yani. Yani kime güveneceğiz, nasıl yapacağız? Ya bizim hayatta kalmamız için gerekli bu insanlar bir yandan da adaleti sağlayacak. Gerçekten hayatta kalma burada abartılı bir cümle değil. Çünkü ölüyor insanlar bu burada. Ee, bir şey yapmaya çalışıyorsun. Sokakta giderken bile böyle bir trafikte bir kural işlemiyor. Biri çekip seni vuruyor işte. Görüyoruz yani. Yolda geçen vardı ya Twitter'da. Otobüs durağında bekleyen biri pat diye dayak yedi falan yani. Böyle saçma sapan bir şey. Ve bu paranoyayla beslenen bir otorite var kasabada. Ve bu otoritenin ayakları da bu paranoyayı yaratmayı seviyorlar. Şimdi tekrar burada başa döneceğim. Aslında şurada da kafanızı karıştırabilir bu video. Onu da tekrar söyleyeyim. Yani biraz böyle ileri geri sıçrayarak gideceğim. Konudan konuya atlayarak gideceğim. Başa dönersem işte savcı karakterinin de zaten başta belediye başkanının oğlu kendisini avukat olarak tanıtan Şahin Öztürk ve onun arkadaşı Kemal Bunlar beraber gidip aslında savcıyla ile başta iletişim kurmaya çalışıyorlar. Saygılar şeyler, tatlı getiriyorlar, bilmem ne böyle işte bak gel burada işte şey yap bizde takıl muhabbetimiz iyidir burası küçük bir yer falan biraz da böyle ufak ufak da böyle e, savcı tartıyorlar. Birazcık sopalarını gösteriyor ama savcı böyle onlar inatlaşmaya ters gitmeye başlayınca da hemen aslında daha yanı başlarında suç işleyerek girdikleri bir alan var yani sokaklarda ateş ediyorlardı savcı da biraz bu inatlaşmayla beraber hemen üstlerine gidiyor ve istedikleri ilişkiyi kuramıyorlar İşte orada diyorsunuz ki böyle tamam ya savcı bak iradeli adam aradan bir gün geçiyor savcı onlarla masaya oturuyor ve aslında biz bizim bundan normal olarak bundan hiçbir haberimiz yok biz sadece gazetede yazılanı görüyoruz, gazetede çıkanı görüyoruz. Biz ne görüyoruz? Savcı gitmiş belediye başkanının oğluyla işte sarhoş fotoğraf çektirmiş. Biz bunu görüyoruz. Ama arka planına girdiğimizde işte olayların devamlı o savcıyı yönlendirme, çıplak bırakma. Mesela bu çok güzel bir hem bir metafor olarak kullanılıyor filmde hem de oradaki olayların bir parçası. Su yok, kasabada su yok. E, savcı duş alamıyor evinde. Göle gidiyor. Göle gidiyor orada çıplak. Her çıplak olduğu anda onu vurmaya çalışan, onu böyle yakalamaya çalışan, çıplakken yakalayıp onu nasıl savunmasız, güçsüz yakalamaya çalışan bir güruh var. Aslında başta gazeteci de böyle. İşte belediye başkanı oğlu da böyle, hakime de böyle. Mesela o eve gittiğinde de, ziyafet için eve gittiğinde de hemen şeye zorluyor orada Kemal. Pardon Şahin. İşte bak savcım ya çıkar bir duş al ya bizim burada suyumuz olur bak bu ayrıcalıklardan yararlanabilirsin. Bak burada hep sıcak soğuk her şey bizde var dışarıda yok ama burada hallederiz yani sen bizden ol. Biz seni zaten yaşatacağız sen, sen bizim dediğimizi yap sadece hemen onu çıplak bırakma bak o güçlü savcı karakterini alıp hemen zayıflatmaya çalışıyorlar. Ve bunun sonucunda da aslında ufak ufak savcıya karşı ilk başta bir güvenle yola çıktığımız savcıya karşı biraz şey olmaya başlıyorum. Ben başlıyoruz ya da ben kendi adıma konuşayım. Başladım. Yani e, abi kalk git oradan mesela diyesin geliyor. Gitmiyor işte. Giden kullanıyor. Çok ağır diyor ama devam ediyor. Çünkü o da şu inada giriyor. Biz orada çünkü savcı bir devlet title orada. Güçsüz gözükmek istemiyor. Yani genç pak yüzlü, saf biri olarak gözükmek istemiyor. Güçlüyüm ben. Ben rakı da içerim bilmem ne. Bunun Kavgasına girdikçe de aslında onlara yeniliyor ve birçoğumuzun yine haberdar olmadığı şekilde belki de kariyerinde askerler de bunu çok yaşadılar, devlet memurları da çok yaşadılar, öğretmenler bunu çok yaşıyorlar, göz göre göre diyoruz ya bazen onun önünde bazı olayların yaşanmasına neden oluyorlar ve bu olay bir tecavüze kadar gidiyor. Ama bundan da çok emin değiliz. Filmin zaten bizde yarattığı paranoya da burada başlıyor. Peki savcı bu olayın üstüne gitmek istediği andan itibaren bir kahramana dönüşüyor mu? Şimdi filmin böyle bir derdi de var. Aslında bir parantez açıp burada Emin Alper e ufak bir eleştiri yapacağım. Açıkçası ben filmi izlerken şeyi hissetmiştim. Yani Zaten evet, savcıya bizim hemen kapılmamamız lazım. Yani bu savcı sonuçta bizim anlayamadığımız bir şekilde olayları çünkü bilmiyoruz. Herkes bir şey söylüyor ve hiçbir şeyde net görmüyoruz. Mesela işte tecavüze uğrayan kadın pekmez kaplı çingene diye ötekile, ötekileştirilmiş bir kadın. Orada tecavüze uğruyor ve onun ifadelerini mesela duymuyoruz. Savcı onu yönlendirdi mi, manipüle mi etti, ne yaptı? Yani ikincisinde ikinci ifade alışında yanında katip var ama yine duymuyoruz. Ama oradan çıktığında şu imajı yaratıyor mesela tam katip varken yani ne yapacak yalan mı söyleyecek dışarıya çıkıp bunu tutuklayın diye diyemez ama bir yandan da manipüle edebilir. Ya da işte oradaki olayları görmüyoruz ama işte boynunda bir iz var bu iz nereden çıktı başta anlamıyoruz. İşte daha sonra mesela gazeteciyle konuşuyor. Onunla konuşurken başka olaylar ortaya çıkıyor. Gazetecinin onu kurtardı, yani kurtarma demeyelim de e, orada evini aldığını görüyoruz. Orada başka bir olay silsilesi başlıyor. O yüzden savcının buradaki durumu e, birazcık konuları savunmaktan çok kendini savunmaya geçiyor. Yani orada halkı korumak, pekmezi korumak e, vesaireden çıkmaya başlıyor. Çünkü olayın bir parçası ve burada şey ikilemini yaşıyorum şimdi Emin Alper konusuna geri geleceğim birazdan. Ben bu ikilemi yaşadım izlerken. Ya ulan savcı iyi biri mi, kötü biri mi, bencil mi, kendi derdi mi? Bunu anlayamıyorum gibiydim. Emin Alper'e burada bir eleştirim var demiştim. O da şu. Bunları çok fazla açıklamış bence. Yani çok fazla röportaj varmış. YouTube kanallarına, gazetelere, dergilere, e ne bileyim başka kendi kişisel kanallarından vesaire çok fazla bilgi veriyor filmi ilgili. çok fazla anlatıyor filmi filmin içindeki derdini bu kadar anlatmıyor filmin içindeki muallak yerler müthişken bunları bu kadar açıklayınca bence biraz işin büyüsünü bozmuş çünkü insanlar bu sefer kendi çıkarabilecekleri hikayeleri algıları orada kendileriyle empati kurabilecekleri ya da işte karşıt çıkab karşı çıkabilecekleri konuları biraz ikinci plan atıp Emin Alper'in dediklerini alıp Onların üzerine bir şeyler inşa edip anlatmaya başlamış. Aslında Emin Alper birazcık burada filmin e, kahramanı gibi olmaya başlıyor. Bu kadar anlatınca ha tamam Emin Alper böyle düşündüyse tamam adam böyle düşün, biz de böyle düşünmeliyiz gibi oluyor. Evet mantıken bu zaten doğru. Öyle düşünmüş ki bu filmi yazmış ve yapmış. Ama işte işin güzel yanı yönetmenlerin burada aslında çok açıklamaması açıklama ayıp aslında daha da bizi muallakta bırakması. Ha bunu da yapıyor aslında röportajlarında sonrasında ama bu kadar açıkladıktan sonra da birazcık e, büyüsü işin bozulmaya başlıyor. Onu da parantez içinde belirteyim istedim. Tekrar savcıya dönüyorum. Savcı bizi ikilemde bırakıyor dedim. E, tecavüz olayın bir parçası ama üstüne gidiyor. Şimdi üstüne gitmesi de bir yandan iyi. Sonuçta gitmeye de bilirdi. Ve kendi keyfine kadar, keyfine kadar katıl, takılabilirdi. Ve üstüne gittikçe biz burada böyle birazcık denge değiştirmeye başlıyoruz işte. Biraz da hakime olan hakimeye bak ya gelmiş oraya. Hala diyor ki işte o diyor onun diyor aklı yerinde değil diyor. Başka yerde olmuştur diyor. Onları korumaya çalıştığını hissine varıyoruz. Ama bir yandan da düşünüyorsun. Yani evet böyle bu kadının hissiyatı böyle ama şunu da hissediyorum babam fazla mı ön yargılıyız acaba? Hani ya belki de olabilir sonuçta görmedik. Ben görmedim ki o da görmedi o anda. Evet orada bazı olaylar var. Bu tecavüze gidebilecek konunun işaretleri var. Ama sonucu görmedik. Nereye gittiğini görmedik. Nasıl olduğunu da görmedik. Burada tekrar yine böyle paranoyamız artmaya başlıyor. Başta demiştim ya işte aslında Türkiye'de yaşarken paranoya, paranoyalarınızın artma nedeni... ...devamlı sizi böyle e, kompletörlerine teorilerine mahkum etme nedenleri hep aslında sizi yönetmek. Yani burada sizi yönettiği anda iki taraf da bunu yaşatıyor bu arada... Yani bugün iki taraftan bahsedersek e, Türkiye'de. iki tarafta hem kendi içinde hem birbirine karşı bunu yaşatıyor. Kendi içinde de kavga başlıyor. İşte birisi ortak aday yaratacağız falan diyor. Öbürü diyor ki ortak aday ama ben diyor onu işte diyor bilmem neyini sevmiyorum. Diyor hadi niye sevmiyorsun deyip orada kavga başlıyor. Aslında işte bu karmaşanın bu yaratılan e, komplo dünyasının e, çok güzel bir ...işleyişinde bu kasaba içerisinde bize yaratıyor Emin Alper. Tabii o geceyle ilgili daha sonra öğrendiğimiz detaylar çok daha kötü. Yani artık o kasabadan çıkartıp küçük bir cehennem tasvirine doğru gidiyor gibi. Yani Pekmez'e daha önce tecavüzler edilmiş. Onun dışında işte Murat karakterine de çocukken artık daha da korkunç... ...çocukken tecavüz edildiği ortaya çıkıyor... Onunla ilgili işte fotoğraflar çıkıyor, videolar çıkıyor. Bizim paranoyamız artıyor. Bu nasıl? Burası nasıl bir yer diye delirmeye başlıyoruz. Burada ama hala şey anlamıyoruz. Yani mesela savcı şeye sıkışıyor. Diyor ki hakime bir noktada benim burada bir şahidim var. Hani evet ben de bu olayın parçasıyım. Hakime diyor ki hakime siz de oradaydınız. O yüzden diyor siz de soruşturmanın parçasınız. Ama diyor benim şahidim var. Ama bu şahidin de söyleyemiyor çünkü işte burada da işte toplumun homofobik yapısından arasında kalıyor. Yani o kadar homofobik, o kadar anti LGBT, o kadar anti eşcinsel bir oluşum var ki hangisi daha kötü gibi bir yerden bakıyor o taraf. Yani ne kadar üzücü aslında, ne kadar korkunç daha doğrusu. Yani tecavüz var bir tarafta, bir tarafta da LGBT'nin ötekileştirilmesi, yok edilmesi var. Ve savcı bu ikilemde yani tecavüzü kabullense ya da üstüne gitmese ve oradaki konuyu çözemese kendi vicdanıyla da barışmamasına rağmen kurtulacak. Ama diğer tarafa gitse hem işinden olacak hem e, belki kasabadan sürecek işte filmin sonuna gördüğünüz gibi linç edilmeye gidecek belki orada öldürülecek. Çok acayip yani bu çılgın ikilem aslında savcı yine bizim gözümüzde e, bir kahraman olmaktan çok uzaklaştırmaya başlıyor. Bu ikilemden de çıkamadıkça aslında hakimenin ekmeği de yağ sürüyor. Sonraki sahnelerde bunu görmeye başlıyoruz. İşte bir akşam onun evine yemeğe gidiyorlar. Hemen böyle işte ona üstünlük kurup elini tutup işte bak diyor buralarda diyor işte diyor kızlar diyor seni kesiyor diyor. Hangi kızlar diyor mesela. Halbuki öyle bir şey yok. Yani hakimenin orada yapmaya çalıştığı şey bak ben farkındayım boyundaki iz de gitmiş. Belli ki hani sen de Murat'ın evinden çıkmışsın o gün. Bunlar yayılmış kasabada işte başına iş alırsın hani sen buradan ya evlen ya bir kız arkadaş yap. Hani daha işi zorlama bak başından beri işte önce tecavüzü e, yok say dedi. Sonra işte git e, LGBT olduğunu gizle git biriyle takıl yoksa bak başına iş gelecek diye bir daha bas kurdu. Ve burada aslında kendi e, hayatına da çok küçük bir kapı açıyor. Yani işte doktor eşi ki doktor eşi belli ki daha önceki tecavüzlerde de oradaymış belki bu iki karakter çok uzun süredir burada ve e, biliyorlar konuları çünkü pekmez pekmez daha önce de tecavüz uğramış belki doktor yine görmüş ve doktorun zaten suratındaki panik hali hissediliyor savcı bu işi biraz kurcalamaya başlayınca böyle bir şaşırıyor Hadi dışarı çıkın falan diyor iyi, tamam falan diyor hep böyle bir şaşkın evine geldiğinde de zaten orada da aman tadımız kaçmasın yani ne güzel hizmetçim geliyor tırnak içerisinde yemeğimi yapıyor işte karım zaten hakim, benim başıma bir iş gelmez, burada çok rahatız. Zaten ben işimi yapmak için burada değilim. Yani şehirliydik, biz geldik burada, zaten çok mutlu diz evimizde takılıyoruz. Ama ne uğraşacağım? Gibi bir noktada, aslında çok konfor alanında. En başta sorduğum soru da işte bu yüzden. hani biz oraya gitsek, ben yani doktor olabilirsiniz, hakim olabilirsiniz, öğretmen olabilirsiniz, atanarak oraya gittiğinizde, siz bunlara ses çıkarabilecek misiniz ya da çıkardık mı? Sadece siz ben de. Bunu soruyu filmi izlerken çok sordum kendime. Hangi konuda ses çıkarmam gerekiyordu da çıkarmadım. Ya da çıkarabilirdim de mi çıkarmadım. Bunlara, e, bunları kafama çok taktırdı benim film açıkçası. Ve doktorun aslında hayatının açılması da e, bunu biraz anlatıyor. özellikle de böyle şehirli diyebileceğimiz, tırnak içerisinde şehirli deyip e, diyebileceğimiz ve taşraya bir şekilde atanarak gidenler için. Ha taşraya gitmese de bu arada hani çok şey değil. Mesela bir başkadırın odak noktalarından biri de Yani İstanbul'un da hani büyük, en büyük şehir diye söylüyorum. İstanbul'un bir tarafı böyle inanılmaz modern ve çılgın atıyorken iki adım gidiyorsunuz Ümraniye'nin bir üst mahallesine. Dudullu'nun bir yerine, ne bileyim kağıthanenin böyle arkada kalmış bir mahallesine işte ne bileyim Kadıköy'ün böyle hiç gitmediğiniz işte o polisin giremediği dediğiniz küçük sokaklarına falan gittiğinizde bambaşka hayatlar var bambaşka ızdıraplar var bambaşka sorunlar var çok uzak değiliz aslında bunlara. Yani orada da öğretmen olabilirsiniz. O mahalleye bakan bir doktor da olabilirsiniz. Hani la taşya gitmezse neden yok gerek yok aslında. O yüzden hani bu vicdanı yaşatabilecek misiniz ya da bu vicdanınızla hareket edebilecek misiniz? Bu film bence çok güzel ağzımıza vuruyor. Şimdi o geceden çıktıktan sonra da Murat hem işte Emre savcı Emre olayları hatırlamaya başlıyor ufak ufak. Hem de Murat'la girdiği gazeteci Murat'la girdiği diyaloglarda ona bazı şeyleri hatırlatıyor. Özellikle de işte onun evine gittikleri anda o sahneden sonra işte Murat'ın anlattıkları işte seni ağlarken buldum geldim evde işte duşa girdim seni duşa soktum ki buradaki burada da net bir bilgiye sahip değiliz ama film ilerledikçe gördüğümüz muhtemelen aralarında bir şey yaşanmış ki bunun işte somut aslında kısmı boynundaki iz birazcık oradan anlıyoruz bu izden anlıyoruz. Ve bu e, yaşanmışlığın ardından aslında Murat'la ilgili de bir ikilemde kalıyoruz. Şimdi burada e, savcı Emre bir noktadan sonra bu olaylar ortaya çıktıktan ve ikna olduktan sonra onunla konuşup o paranoyalarını da biraz atmaya başladıktan sonra aradaki tartışmadan sonra e, biraz biraz ikna olup ve bu aras yaşadıkları ilişkiden de mutlu oluyor yani o yüzündeki gülümsemeyi görüyoruz bir sahnede ama oraya gelene kadar Murat'ın da hani kafasındaki düşüncenin ya evet ya ben bu adamla arkadaş olurum ya ne kadar güzel insan, ne kadar tatlı savcı işte hayatımızı yaşarız burada gibi bir şeyden bakmadığını kesin eminim çünkü onun da bir derdi var. O da işte gazetesini yaşatmaya çalışıyor. Seçim için rakibe vurmaya çalışıyor. O da savcıyı çıplak yakalayıp bir yerinden manipüle edip kullanmaya çalışıyor gibi duruyor. Ama daha sonra aralarındaki konu ilerledikçe bu konunun homofobiye evrilmesi, toplum içindeki homofobiye evrilmesi de bence çok iyi bir fikir bu film için. Ve müthiş bir sürükleyici haline geliyor. Ve yine en başta bahsettiğimiz yani toplumun o siyasi geriliminin, e, sosyolojik gerilimin içerisindeki en önemli ayaklardan biri de homofobi. Ve bu homofobiye bağlı hemen geliştirilen savunma mekanizmaları. İşte kadınlarımıza şöyle yapıyorlar, çocuklarımız böyle, erkeklik bitti falan. Hemen böyle bir inanılmaz bir savunma mekanizması çalışılıyor. Ve ilk bu insanlara vuruluyor. Hiçbir dertleri, yani hiçbir e, suçları yokken. Ya burada da aslında Murat karakterinin suçlu olacağı kısım ya da yani suçlu diyebilirsek ya da işte savcı manipüle etti diyebileceğimiz kısım aslında kendi çıkarı için gazetesi için onunla ilişki kurmak hemen böyle çünkü ne yapıyor hemen dava dosyasını getiriyor bakın diyor bunu size veririm diyor hemen diyor bunun üstüne gidebilirsiniz diye aslında onun da böyle kafasına girmeye çalıştığını orada hissettiriyor sonra geri adım atıyor savcılar arasındaki ilişki geldikten sonra. O yüzden de buradaki fikir aşırı kıymetli. Hani belki bu e, birebir e, heteroseksüel bir ilişki olsaydı bu kadar etkili olmazdı. O baskıyı, o sıkışmışlığı, o yoğunluğu hissedemezdik. Şimdi bu ben, burada tabii ben empati kuramıyorum ama LGBT e, birisi bu filmi izlediğinde bence bu baskıyı, bu işte dışarıya açılamama, e, işte dolabından çıkamama konusunu çok daha iyi hissetmiştir. Filmi buradan okurken benden çok daha iyi okuyacaktır. Hani bu filmin LGBT'yi temsili yok dense de bu kişiler filmi izlediğinde bence bu temsili yakalayabilirler. Hani normal bir heteroseksüel bunu yakalayamasa da onların yakalayabileceğini düşünüyorum. Bu açıdan da çok kıymetli bir film. Emine Alper de bunu kullanarak ki kullanarak yine tırnak içinde söylüyorum. Gerginliği bence çok daha iyi arttırmış. Çünkü kendisinin de bir sözü vardı. Daha önce sanırım bu gerginliği belediye başkanının karısını karısını bir karakter olarak sokup yaratmak istiyormuş. Onu tamamen atıp bu tarafa kaydırmış. Çok 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 daha iyi bir tercih olmuş. Ya bizi de geriyor çünkü. Yani sonuçta ortada bir insani durum var. Bir hak adalet durumu var. Kimseye güvenemiyoruz. Ve bu güvenemediğiniz noktada bu baskıyı bir yerden sonra hani heteroseksüel olsan da çekmeye başlıyorsun ama tabii onlar kadar değil. İşte kadınların çektiği bütün o stresi, baskıyı hangi cinsiyetten olursa ol, hangi toplumun parçasından olursa ol, sen de hissetmeye başlıyorsun. Çünkü şu geliyor, bir gün sıra sana da gelecek. Yani aslında çıkış noktası bu ya, en tepede en zayıflar, en kolay vurulacaklar var. Onları dövecekler, vuracaklar, öldürecekler. Ha biz konfor abi, çok rahatız dediğin anda sana da gelecekler. Yani burada işte bugün savcının başına gelenler. Yarın belki hakimenin başına gelecekler. Belki bugün onun doktor kocasına bir şey olacak. Doktor kocası orada bir raporu yazmayacak. Ya da yazdığı raporla ilgili bir sorun çıkacak. Belki o gün o zaman onun başına vurduklarında duracak mı hakime? Ya da işte sonda gördüğümüz mesela konu da bununla ilgili. Hemen bir sona sıçıyorum şu anda. O obruk, obruğa koşarlarken... O avcı güruh, avcılar diyeceğim onlara. Bu avcılar bir anda Obru'yu görüp kenarına geldiklerinde bir tane böyle fener aşağı düşüyor. Ve orada ilk kez şeyi hissediyorlar. Bizden biri düştü mü? Burada mısın, burada mısın deyip 3-5 kişiyi soruyorlar. Biri yok diye bağırıyorlar. Yani kendi çevrelerinin zarar görme ihtimali ortaya çıktığında o korkuyu onlar da yaşıyor. Zaten bundan sonra işte Türkiye'nin geleceğinde bir gün işte bu sayfa dönerse, rüzgar değişirse korkusu onlar için de var. Sonra oradan yaratılacak mağduriyetleri de bugünden kullanıyorlar. Bir ön yatırım gibi. Ya yani bu döngü bu arada bugünün konusu değil. Onu da açık söyleyeyim. Ya bu döngü çok uzun sürenin konusu. Yani benim aklım neredi? 90'lardan beri hep aynı döngü. Herkes konfor alanını kaybettiğinde mağdur olur. Mağdur oldukça tekrar bu konfor alanını kazanmak için kendine fırsat yaratacak imkanları yaratmak için her şeyi yapar suçlar, döver, yalakalık yapar yine tabiri caizse. Bunların hepsi olur. Bu filmde de bunun hepsini görüyoruz yani. Ve burada açıkçası benim empatik kurmak da değil de yani doğru kelime olmayabilir orada. Benim adıma diyeyim haklı isyanı yapabilen tek bir karakter var ve ben bu karakterin filmi konuşanlar arasında çok da konuşulmadığını düşünüyorum. Herkes işte Savcı Emre'yi konuşuyor, işte hakimeyi konuşuyor, şahini konuşuyor, onun arkadaşını konuşuyor, belediye başkanı şöyle o böyle bu böyle. Gazeteci Murat çok tartışılıyor işte şöyle oldu böyle oldu. Ama Yavuz karakteri var Pekmez'in babası ve filmde tek isyan eden, tek sesini çıkarabilen, hiç böyle ıvırmadan kıvırmadan çıkarabilen, belki de gerçekten bu filmi izleyen, izleyemeyen belki de o gariban halkın tek sesi olabilen de o karakter o polise isyanı ve daha sonrasında savcının yaptığı hamlelerden sonra da ona minnet duyan tek kişi o. Hemen böyle elini öpmeye giden, savcım şaşırttın bizi vallahi ya ne istersen emrindeyiz getiren. Ki onu hani şey için söylüyor da, minnettarlıktan söylüyor tabii orada. Tek karakter bu ve bu karakter bence Emine Alper'in bu başarısı. Yani bu karakter hiç konuşulmadı. En azından ben görmedim. Bence bu karakter ve sonunda işte Pekmez'in Başına gelenlerden sonra onların evinin yakılıp evleri yakıldıktan sonra ifadesini değiştirilip savcıyı suçlu. Bak yine savcı için kullanılan konu yine bu garibanların kullanılması. Onların evinin yakılması, onların yok edilmesi, onların hapse atılması, onların tecavüze uğramasıyla gerçekleşiyor. Ya yani Bir kavga var ve bu kavganın sürmesi için taraflar birbiriyle didişmiyor ya da taraflar birbirini vurmuyor. Başkasını vuruyor, onun üzerinden yaratılanla karşı tarafa saldırıyor. Belki en acı kısım bu. Ve burada da Yavuz karakteri ve Pekmez karakteri bence bu filmin en önemli parçalarıydı. Tabi sahne süreleri, ortaya çıkış anları ki bence Yavuz'un sahnesi oradaki o haykırışı müthiş. Ama pek konuşulduğunu görmedim açıkçası. Bence çok kıymetli iki karakterdi. Filmde ayrıca bir kovalama anları var. Yani film aslında direkt bir domuzun kovalanmasıyla başlıyor. Daha sonra da Savcı Murat'ın kovalanmasıyla da bitiyor. Bu kovalama anları hem metaforik anlamlar içeriyor hem de e, filmin fiziksel işleyişine, somut işleyişine de ciddi katkıda bulunuyor. İşte domuzu kovalarken silahla ateş etmelerini savcı kendine derdedip e, buradan belediye başkanı oğluyla kavgaya tutuşarak e, olayları başlatıyor. Ama bir yandan da işte kendisinin oraya gelmesi ve bir foreshadow dersek burada işte e, gelecek öngörüsü olarak film içerisinde savcı nokan izinin üzerinden gitmesi de o kovalamacanın bir parçası olacağını işareti gibi. Ee, tabi buradaki kovalama konu, metaforunun bence bir diğer yönü de şu. Burada bu film içerisinde hani karşı taraf diyebileceğimiz ya da işte o domuzu kovalayan, öldüren, yok eden ve bütün hayat eğlencesi. Ya bak bunu şeyde de görüyoruz işte savaşın evine yemeğe gidiyorlar arkadaşı da geliyor bütün eğlenceleri yaptıkları av videolarını izlemek onları nasıl öldürdüklerini anlatmak nasıl kaçtıklarını konuşup bununla eğlenmek aslında bu bütün hayat gayeleri bu eğlenceleri bu yani karşı tarafı yok etmekten çok onunla oynamak onunla dalga geçmek onu aşağılamak onu gündeme sokup onun üzerinden kendine belki prim kazandırmak kendi çevresi içerisinde kendini güçlü göstermek çünkü bunlar bir de anlamda zayıf. Tırnak içinde zayıf olan karakterler, hayvanlar, insanlar. Onlar ne kadar zayıflarsa, onlar ne kadar zayıf olursa daha rahat kovalayabilir, daha fazla üstünlük kurabilir. Bunun anlatısıyla geliyor sonuna kadar. Ve sonunda mesela şu sahne de biraz tartışılmıştı. İşte savcı dışarı çıkıyor, orada niye bir şey yapmıyorlar? Kovalamak için. Çünkü bütün eğlenceleri o. Yani savcı orada çıkacak, ee, orada ne yapacak? Öldürecek mi savcı? Şimdi bir yandan da öyle bir durum var. Şimdi oradaki temel halk, halk, gaza gelip bağırır. Ama iş icraata gelince o kadar kolay değil o iş. İşte karşındaki savcı kimse o suçu tek başına üstüne almaz. Ha toplu bir şey olsa olabilir. Ama orada toplu bir hareket de olmuyor. Çünkü herkes bireysel bir geriliyor. Sonra savcı Murat'la beraber arabasına binip gittikten sonra kovalamacaya başlıyorlar. Çünkü artık zayıf olanı kovalama zamanı. Sonra zaten işte Şahin de katılıyor vesaire vesaire. Film de aslında en başından sonuna kadar seyirciye de seyircinin kendisine de bir kovalama hissi veriyor bence. Çünkü devamlı film bizim vicdanımızı kovalıyor, devamlı bizim zihnimizi kovalıyor. Çünkü hiç hakim değiliz hiçbir şeye. Kafamız devamlı karışık, hiç rahatlayamıyoruz. Devamlı böyle bir kaçma hissi. Neden kaçıyoruz? Abi hadi hadi savcı iyi çıksın da kurtulalım, kaçayım gideyim. Olmuyor. Gazeteci iyi çıksın, yok olmuyor. Gazetecin geçmişi öğreniyorsun, of daha da kötü. Her şey çok tatsız. E, diğer tarafta zaten hiç empati kuramıyorsun. Yani ben iyi bir insanım demek istiyorsun kendine, ama diyemiyorsun. Ya, film de seni devamlı kovalıyor. Yani belki de kurak günlerin spoilersız en iyi tanımı sizi kovalayan film olabilir. Yani filmin başından sonuna kadar film sizi kovalıyor. E, bunu da hem film içinde iyi bir metafor olarak da kullanıyor hem de somut hikayenin akışı içinde çok iyi yerleştiriyor. Kurak Günler günün sonunda bence bir kahraman yaratmak işte savcıdan, gazeteciden işte geldi bir haber yazdı işler değişti. Savcı öyle bir yumruk attı ki masaya yumruğunu vurdu falan. Yani böyle ucuz dandik diyaloglarla tabirlerle vesaire bir kahraman yaratma derdi olmayan aksine bence tamamen Tamam bu benim çıkarım tabii belki Emine Alper hiç böyle düşünmemiş de olabilir ama sonuçta bazen yönetmenlerin kafasında kurdukları şey bazen fark etmedikleri noktalara da gidebiliyor. Bence tamamen seyircinin vicdanına vurmak için ya biz de oradaydık, siz de oradaydınız, hepimiz oradaydık. Yani yıllardır Yezi'den beri en meşhur cümlelerden biridir ve hepimiz oradaydık, hepiniz oradaydınız ya da. Ya bu bunu söyletmesi, bunu kurdurtması, seyirciyi vicdanıyla bırakması bence en önemli başarısı. Ya o yüzden bu filmi izlerken işte bana bizim işte yaşadıklarımızı anlatıyor. Çok sıkıldım işte diyaloglar çok doğrudan geldi falan gibi eleştiriler kusura bakılmasın bana çok komik geliyor. Çünkü burada bir dert var ve bu dertle bence yüzleşmek istemiyor insanlar. Yüzleşmek istemeyince de bu filmle ilgili gerçekten çok kötü çıkarımlar ortaya çıkıyor. Mesela bunun örneği e, basında da var. Yani yandaş basın tarafında da işte obruk soruna değinmiş, alkol sorununa değinmiş gibi şeyler. Aslında şunu hissettirdi bana. Evet bak siz de görüyorsunuz orada ne olduğunu, ne anlatıldığını. Ya bunu anlamana imkan yok bu arada. Hani hep hepimiz daha geçmişiz. Reham yani anlamamışlar filan falan. Evet o da olabilir. Ama ben inanmıyorum buna ve anlamamaların ötesinde anlayıp Tam aksine o alandan çıkmamak için, o vicdanlarıyla yüzleşmemek için farklı şeyler kondurmaya çalışıyorlar. Farklı yerlerinden tutmaya çalışıyorlar ama hayır bu film... sizin vicdanınıza dokunuyor, bu film sizin homofobikliğinize vuruyor, bu film... sizin... konfor alanınızdan çıkamamanıza vuruyor. Hepsine vuruyor. Abluka da mesela bu tarz bir siyasi gerilimde o daha metaforikti, onun geçtiği yer çok tartışılmıştı. Neresi burası diye. Ama onu nereye koyarsanız koyun çalışıyordu. Yani Türkiye'deki benzer olayların tarihiyle ilgili bir yere alın koyun o filmi. O tarihe götürün koyun yine çalışır. Kurak günler de öyle. Yani bunu alın bugün İstanbul'a koyun yine çalışır. İstanbul'un küçük bir ilçesine koyun yine çalışır. Ankara'ya koyun yine çalışır. Doğu'ya götürün yine çalışır. Hatta farklı noktalarda daha fazla nüans bile eklenebilir bu filme. O yüzden Emin Alper'in Buradaki başarısı bence as asıl başarısı bu ee, bizim ağzımıza yüzümüze vurması bizim kendi hatalarımızdan dolayı ve bunu müthiş bir oyuncu kadrosu da yapmış hani biraz da şey dedi yani teknik övgülere de gelelim yani oyuncular gerçekten muazzamlar bu filmde herhalde birçok kişi yani Selahattin Paşalı'yı işte dizilerden şuradan buradan biliyordur bu filmde bence gerçekten oyunculuğu sınıf atlamış. Gazeteci Murat oynayan Ekin Koç çok iyi tamamlıyor ama bence birazcık Selahattin Paşa'nın gölgesinde kalmış. Gerçi onun oyunculuğu biraz daha hani arka planda kalma nedeni biraz daha karaktere de ilgili ama bir tık Selahattin Paşa'nın altında kalmış gibi hissettim. E zaten işte Şahin karakteri müthiş. Yani özellikle şeyde Kemal karakteri de Erdem Şener oynadığı. oynadı. O iki karakter birbirini müthiş tamamlıyor. Yani bu karakterlere bir de her yerde rastlarsınız ya. Hani illa da böyle gidip avlanmana gerek yok. Yani her şeyi dalgaya vuran kendi işte dünyasını çok iyi bir dünyaymış ve çok onlar mutluymuş da siz e, ezikmişsiniz, siz aptalmışsınız gibi size sunmaya çalışan, kendi cahilliklerini her zaman örtmeye çalışan iki karakter karakterler her yerde var gerçekten. Okula gidersiniz orada olur, yazlığa gidersiniz olur, muhtarın oraya gidersiniz olur. Her yerde olur bunlardan. Bu iki oyuncu da bence çok iyi e, oynamışlar bu iki karakteri. Onun dışında ben e, Yavuz karakterine de bayıldım. Pekmez'in babası. O da ona da ayrı bir sempatim var bu film için. E, onun dışında yine Amir karakteri e, İlhan, İlhan Amir o da çok iyi oynuyor. Ya o karakterin zaten hani ufak bir değinebilir Hani polisin durumunu da biraz muallakta bırakması iyi olmuş. Çünkü poliste de böyle çok karışık bir durum var ya. Gerçekten polis içinde çok küçük bir kitle hala işini yapmaya çalışıyor. Hala orada görevini yapmaya çalışıyor. Ama daha büyük durumlar var işte. Tabii ben bunları bilmiyorum, bilemem. Ama duyduğumuz ettiğimiz işte hep gruplaşmalar, intihar eden polisler, onların işte... E atandığı yerlerde yaşadığı sorunlar, yönlendirilmeye çalışmaları vesaire bir ton sorun var. E burada da polis zaten küçücük bir yerde bir tane amir yanında da iki tane polis var ve devamlı e, polisi iki tarafta kullanmaya çalışıyor. Ama polis de birazcık böyle e, tadım kaçmasın tarafına da kayıyor. O kadar da cesur değil. Yani hiç dolandırmadan bence Emin Alper burada ne polisi korumaya çalışmış ne çok kötü göstermiş. Savcı gibi, gazeteci gibi, hakime gibi, hepsi gibi, diğer bütün karakterler gibi. ha Belki burada işte Şahin'i ve Kemali biraz daha ayrı tutabilirim. Onlar daha kötüler. Ama diğerleri gibi hep böyle muallakta, gri alanda böyle bir sağa bir sola giden karakter olarak resmetmiş belki de bu kompleksite işte bu e, karakterleri daha e, iyi oyunculuğa etmiş ya yani bu karakteri canlandıran oyuncuları çok daha iyi oyunculuğa etmiş onun dışında müzikler zaten muazzam işte Avrupa destekli Avrupa fonları da desteklenen bir film olduğu için e, müzikleri Stefan Will yapmış ki ben tanımıyordum e, Meşhurmuş bu alanda o da benim cahilliğim. Yani soundtrack tarafında çok e, Bilgim yok ama gerçekten benim son zamanlarda Türk filmlerinde izlediğim bak e, gördüğüm diyeyim e, en iyi müzik ya da en kötü müzik diyeyim ama sahneyle ve filmle uygun en iyi tema müziğini yaratmış e, kişi. Özellikle kapanışta ya inanılmaz coşuyorsunuz. O kovalamaca, kovalamacanın bitmesi, ondan sonra müziğin girip yazların akmaya başlaması müthiş. Girişte de aynı şekilde çukurdan uzaklaşırken Obruktan uzaklaşırken müziğin girmesi, o müzikle e, drone çekimleri ki Emin Alper bence e, drone'u çok iyi kullanmış. Genelde drone çekimleri böyle çok da bir işe yaramayacak şekilde kullanılıyor ama o işte karakterin o obrukun zaten ıssızın ortasında olması, karakterin obruktan böyle yalnız bir şekilde uzaklaşması ve şehre girmesi falan ve sonra tepeden takiple tekrar o kanın üzerinden akışını görmemiz falan çok iyi. Çok iyi bir drone kullanımı. Burada da görüntü yönetmeni Hristos Karamanis zaten çok iyi çalışmışlar. İkisi de, de ilk kez çalışmış Emine Alper. Ve çok iyi bir iş ortaya çıkmış. Ya Biraz böyle farklı gözlerin dokunması da işte iyi o duygu için. Şimdi çok içinde olunca ya da çok benzer şeyleri çekince bazen farklı açıları, farklı detayları, farklı duyguları yakalamak zor oluyor. Hem müzik tarafında hem de görsel tarafta. iki farklı kişiyle dışarıdan da bir gözle böyle bir filmde çalıştırmak Allah müthiş olmuş. Çok iyi bir iş ortaya çıkmış. E, filmin başka öleceğim bir kısmı var mı diye tekrar bakıyorum. En son... E, vallahi en son herhalde ışık kullanımında bir öveceğim. O son kısımdaki. Ben açıkçası onu çok merak etmiştim. Karanlıktaki kovalmaca böyle işte sadece fenerleri görüyoruz falan. Oğlum bunu çok iyi çekmişler yani. Acaba hani nasıl ışık yaptılar, yapmadılar mı, ne yaptılar diye merak ediyordum. Gerçekten orada hiç ışık yapmadan doğal çekmişler. Çok güzel gözüküyor sahne yani o fenerlerin hareketleri sonra bir anda o burun ucuna gelmeleri. Orada böyle belli belirsiz bir aydınlık oluşması o fenerlerden. Aşağıya yuvarlanması falan. Gerçekten müthiş bir sahne. Gerginliği de en tepede bitiriyor. Orada hani finali de konuşmamız gerekirse hani bir rahatlama mı veriyor derseniz ben rahatlamadan çok bir mücadele hissi aldım. bunu Letterboxd'a da yazmıştım yani Emin Alper'le en azından o 20 yıldır derinleşen çukurun karşısına bir geçebildik. Yani en azından bir mücadele edebilecek bir nefeslenme bir zamanımız oldu. Çünkü devamlı kovalanarak film boyunca da hayatımız boyunca da Türkiye'nin içerisinde devam kovalanarak yaşadığımız için bir soluklanıp bir durup mücadele edemiyoruz. Bir düşü doğru düşünemiyoruz. Hep böyle duygusal tepkiler veriyoruz. Belki dursak düşünsek daha rasyonel davranacak iki tarafta. Belki bu konfor alanlarının sonsuza kadar sürmeyeceğini işte o çukurun yanına gidip de bir anda kim düştü bizden biri mi konusunu... ...işte bu konfor alanının sonsuza kadar sürmeyeceği konusu sürmeyeceğini e, hatırlatmak e, bu kavgaları bu tartışmayı belki biraz sakinleştirecek belki de daha pozitif bir yere götürecekken bizi götüremiyordu ama o çukurun karşısından karşı tarafa bakmak bende bir e, mücadele duygusu ama şey bir mücadele yani rasyonel bir mücadele duygusu hissin tekrar yarattı yani şey de çünkü iyi değil pes etmek de doğru değil yani tamam bırak abi zaten öleceğiz burada kalacağız burada böyleymiş demek de doğru değil sonuçta çünkü sizin etki alanınız sadece sizde sınırlı değil film zaten bütün akışta da bundan bahsediyor atıp yani bir savcı olarak aman abi benim başıma ne gelirse gelsin deyip takılamazsın. İşte senin yüzünden çadırında kalmak zorunda kalan aileler de ölebilir. Bir gazeteciyi vurabilirler. Senin ailen ölebilir. Senin savunman gereken kişinin başına iş gelebilir. Hapse girebilir. Bugün sizin için de öyle. Yaptığınız işe bağlı olarak ailenizle ilgili sorunlar çıkabilir çocuğunuzun başına bir iş gelir Yani bu kadar tehlikeli bir ortam yaratılıyor ve burada mücadeleyi bırakmak ya da işte kendi konfor alanınıza sığınmak çok doğru değil. Bence bütün karakterler obruğun başına geldiğinde, o çukuru gördüğünde o korkuyu ve başına gelebilecekleri ne tarafta olursa olsun hissediyor ve anlıyor ona göre de bir karar alıyor. Açıkçası çok iyi filmdi ya yani Kurak Günleri bu sene 2022'de izlediğim en iyi herhalde 5 film içine rahatlıkla koyarım yerli yabancı. O yüzden kesinlikle izleyin. Kesin unuttuğum bir şeyler oldu, atladığım bir şeyler oldu. Şunu da söyleyeyim dediğim bir sürü not var unutuyorum kaçıyor arada bir şeyler oluyor. Sizin aklınıza takılan ya filmin şurasında da şöyle bir şey vardı oraya ne diyorsun? Bence senin dediğin gibi değil orada şöyle de olabilir. Emin Alper böyle demiş ama ben de şöyle düşünüyorum dediğiniz her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu da like'lamayı unutmayın. bu tarz filmlerle ilgili aslında daha önce Nomadland'de benim kanalda bir video yapmıştım. Yani daha çok hani NBA ve diğer konsept içerikler dışında dizi konuşuyoruz. Film çok nadir konuşuyoruz ama Nomadland'de de bana hissettirdikleri çok güçlüydü o filmin. Bu filmde de keza öyle. Artık biraz daha sanırım arttıracağım bu tarz tekil filmleri de kanalda daha fazla konuşmaya başlayacağız. E, tabii siz de bunları paylaşırsanız kanalda daha çok takipçi gelebilir. Kendinize iyi bakın. Kurak Günler'i sinemada bence izlemeye çalışın, kaçırmayın. Eğer kaçırırsanız da yaklaşık 4 ay sonra dijital platformlarda da izleyin. Bay bay.